Uzmanına Sor programından herkese merhabalar. Bu hafta konuğum kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Ali Manav bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. İşte kalbimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz bir şekilde. Hocam öncelikle Ali Manav kimdir? Evet. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben uzman doktor Ali Manav, kardiyoloji uzmanıyım. Yaklaşık 7 senedir kardiyoloji uzman olarak çalışmaktayım. Mecburi hizmetimi Lüleburgaz'da tamamladıktan sonra İstanbul'da çalışıp yaklaşık 3,5 aydır da Aydın'da kendi özel kliniğimde hasta kabul etmeye devam ediyorum. Aydınlı mısınız? Hayır, değilim. Aydınlı değilsiniz. Peki değilim, evet. Nasıl buldunuz Aydın'ı? Neden Aydın'ı tercih ettiniz? Aydın'da ablam ve enişten bir de ufak bir yeğenim Aydın'da yaşıyorlar. Aslında geliş amaçlarımdan bir tanesi o. Ufak yeğenimin yanında olmak için biraz Aydın'a geldim. Burada da bir iş imkanı benim için belirdi. Ben de değerlendirmek istedim. Gayet iyi buldum Aydın'ı. Seviyorum şu zamana kadar. Aydın'da yaşamaktan mutluyum. Çok güzel. Peki böyle şimdi sizi tanıdık. Biraz da mesleğinizle ilgili konuşsak. Tabii ki. Kalp sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Evet, şimdi kalp sağlığı aslında çok geniş bir kavram. Kalp hastalıkları sadece kalp damar hastalıkları değil, kalbin kas dokusuyla, kalp yetersizliği, kalp ritim bozukluğuyla alakalı hastalıklar, beyinle alakalı, kalbin beyni etkili hastalıklar. Bunların hepsi kalp hastalıklarının kapsamına girer aslında. O yüzden bunu korumak için birçok yol var. Bu yolların başında aslında bu hastalıklara neden olacak şeylerin önüne geçmek lazım. En önemlisi sigaradır. Sigarayı bırakmak lazım. Sigara, elektronik sigara. Şu an günümüzde herkesin elinde gördüğümüz bu renkli duman çıkaran sigaralar. Ya bunların yararlı olmadığını hepimizin biliyor olması lazım. Ayrıca kolesterol değerlerimiz. Kolesterol çok önemli bir risk faktörüdür. Beslenme düzenimiz, kolesterolü etkileyen gene önemli bir konudur aslında kardiyoloji için. Beslenme düzenimize dikkat etmeliyiz. Sigaradan, alkolden uzak durmalıyız. Egzersiz yapmalıyız. Haftada 4 gün, 5 gün en az yarım saat orta tempoda egzersiz öneriyoruz hastalarımıza. Ayrıca genetik bir altyapısı olan hastamızda, ailesinde bir kalp damar hastalığı öyküsü varsa özellikle bu hastalarımızda da erken kontrolleri aslında tavsiye ediyoruz. Bir kalp hastalığı problemi oluşmaması için. Gene kronik hastalığı olan hastalarımız, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, tansiyon hastalığı olan hastalarımıza da aynı şekilde erken kontroller ve ayrıca bu hastalıkların tedavisi, kalp damar hastalıklarının önlenmesi için aslında şart olan şeyler. Peki günlük yaşamımızda nasıl bir alışkanlık benimsemeliyiz kalp sağlığımız için? Evet, yani günlük yaşantımızda öncelikli olarak uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Yani uyku sürelerimizi en az 7 saat olmak üzere ayarlamalıyız. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Akdeniz mutfağı dediğimiz yeşillikten yoğun baklagiller, kuru yemişler, meyve ve sebzeden yoğun bir beslenme tarzı benimsemeliyiz aslında. Ayrıca alkol kullanımını mümkün olduğu kadar minimumda tutmalıyız. Egzersiz yapmalıyız. Stres faktörü de çok önemli aslında. Stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemeliyiz. Bunların hepsiyle beraber kalp sağlığımızı aslında koruyabiliriz. Yani stresten nasıl uzak duracağız peki? Biraz da o da var aslında. Çünkü stres maalesef evet. Hayatımızın evet. Her yerinde var. Yani biz stresle başa çıkmayı aslında öğrenmemiz gerekiyor ki kalbimizi de koruyabiliriz. Evet, yani günümüzde stres çok önemli bir faktör. Yani her hayatın her anlamında, sosyal hayatımızda, evimizde, iş yerimizde, iş hayatımızda hep bir stres faktörüyle aslında karşı karşıyayız. Nasıl koruyabiliriz? Öncelikli olarak uyku saatimizi ayarlayarak stresten bir miktar uzak durabiliriz. Çünkü uyku saati düştüğü zaman, hastaların uyku periyotları azaldığı zaman stresleri artmaya başlar. Gün içerisinde kendilerini daha yorgun ve stresli hissederler. Ayrıca beslenme düzenimiz stres için çok önemli.
mutlaka su tüketimini gün içerisinde 2 litre, 2,5 litrenin üzerine çıkarmalıyız ki bu da bizim stresimize iyi gelecektir. Tabii ki bazı öneriler de var. İşte meditasyon yapılması, yoga yapılması ya da kişilerin ibadetleri, bunlar da stres faktörünü azalttığı gösterilen ve bunun için önerilen şeyler. Egzersiz yapmak, düzenli egzersiz yapmak aynı şekilde stresi azaltan bir durumdur. Bunun dışında eğer ki halen stres faktörlerimiz devam ediyorsa psikolojik bir yardım alabiliriz. Psikologlar ve psikiyatristler stres yönetimi için çalışan kişiler, bunlardan da yardım almaktan çekinmemeliyiz. Peki kalp hastalıklarından korunmak için düzenli sağlık kontrolleri ne kadar önemlidir? Tabii önemli. Bunu şöyle söylemiyoruz. Yani 20 yaşından itibaren kalp kontrolüne gelin, 20 yaşından itibaren mutlaka kalp kontrolü yaptırmalısınız demiyoruz. Burada genç yaşta kalp kontrolü yaptırması gereken gruplar, ailesinde aslında erken yaşta ani ölüm olanlar ya da nedeni bilinmeyen ölüm olan kişiler. Bunları mutlaka genç yaşlardan itibaren kalp kontrollerini yaptırmaları lazım. Ayrıca ailesinde doğuştan kalp duvarlarında kalınlık olan kişiler, biz buna hipertrofik kardiyomiyopati diyoruz. Bu kişiler de futbol sahalarında, halı sahalarda ani ölen genç ölümlerin aslında bir nedeni olabiliyor. O yüzden ailesinde böyle bir öykü olan kişilerde mutlaka erken bir tarama öneriyoruz. Ayrıca gene ailesinde kalp rahatsızlığı, kalp damar hastalığı olan, örnek veriyorum, babasında, annesinde ve kardeşlerinde, yani birinci derece akrabalarında 50 yaşından önce kalp damar problemi olan kişiler de artık 40 yaşından sonra kalp kontrollerini önermeye başlıyoruz. Onların daha erken kontrole gelmesini tavsiye ediyoruz. Gene ailesinde yüksek kolesterol hastalığı olan kişilerin erken, 40 yaşından sonra erken kontrole gelmelerini tavsiye ediyoruz. Erken başlangıçlı şeker hastalığı ya da böbrek yetmezliği gibi olan kişilerin de kalp damar hastalıkları riskleri artar. Bu kişileri de aslında erken dönemde kalp kontrollerine çağırıyoruz. Benim ailemde herhangi bir kronik hastalık öyküsü yok, erken bir ölüm yok ya da bende de kronik bir hastalık yok diyen kişilerin de yine 40 yaşından sonra en geç o bir yılda bir kardiyoloji kontrollerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü günümüzde artık genç yaşta kalp krizleri ve ölümlerin de arttığını biliyoruz. Bunun birçok nedeni, birçok teorisi var aslında, bunun nedeni olan, öne sürülen hipotezler var. O yüzden erken yaşta kalp kontrolü ve kişilerin tansiyon, kolesterol, şeker gibi değerlerini bilmesi ya da nabız değerlerini bilmesi kişiler için aslında önemli bir konu. Evet, az önce siz de söylediniz. Son zamanlarda kalp krizinden ölümler çok fazla arttı. Sizce bunun sebebi nedir? Bir de genç ölüm de çok arttı. Önce ilk sorumu bir cevap bekliyorum. Sonra genç ölümler hocam neden arttı? Şöyle, şimdi evet doğru. Günümüzde kalp damar hastalıklarının başlama yaşı gerçekten düştü. Bunun için birçok aslında varsayılan, öne sürülen fikirler var. Bu fikirlerden bir tanesi COVID geçmişi olması. Yani biz bunu artık çalışmalarda görüyoruz. Çalışmalarda COVID geçiren kişilerin akciğer pıhtısı, beyin pıhtısı ya da kalp damar hastalıkları riskinin arttığı gösterilmiş. O yüzden COVID geçiren kişileri artık biz kalp damar hastalıkları açısından bir risk faktörüne sahip insan olarak belirliyoruz. Ayrıca bu pandemi zamanlarında yine insanların hareketsiz kalması, kapanma dönemlerinde özellikle ya da beslenme alışkanlıklarının bozulması, bu dönemde kişilerin böyle daha çok hamur işi, daha çok sağlıksız olan gıdalara, hazır gıdalara yönelmesi belki, sigara kullanımının artması, yine aynı şekilde stresin artması, bunlar aslında kalp ve damar hastalıklarının erken yaşta başlaması için öne sürülen hipotezler. Aşılarla alakalı da bazı, aşıların da arttırdığını öne süren bazı sağlık kuruluşları ve kişileri var. Ama son zamanlarda aşılarla alakalı yapılan çalışmalarda aşıların COVID sonrası pıhtı riskini azalttığı gösterilmiş. Tabii bu kesin bir sonuç değil bizim için. Daha belki kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Ama aşı için şu an
bir risk faktörüdür ya da erken ölümlerin nedenidir diyemiyoruz. Belki bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra farklı konuşabiliriz ama şu an için genç yaşta ölümlerin temel sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyoruz. Evet hocam, şimdi az önce de dedik, sigara inanılmaz derecede kalbimizi etkiliyor ve son zamanlarda yani birçok yerde de görüyoruz. Şimdi kapalı alanlarda sigara içmek yasak olduğu için insanlar elektronik sigaraya sarmış durumdalar. Herkesin elinde elektronik sigara var. Yolda, dışarıda, işte ne bileyim evde, kapalı alanlarda sürekli elektronik sigara kullanıyorlar ve bununla ilgili de birçok hastalık arttı. Tam böyle hani belki ondan kaynaklı değildir ama yine arttı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Tabii sigara kullanım yaşı gerçekten son senelerde çok aşağı yaşlara düştü. Artık çocuk diyebileceğimiz kişiler dahi sigara tüketiyor tüm dünyada ve ülkemizde de. Sadece sigara normal tütün ve tütün ürünlerinin dışında, bunun için nargile de dahil, nargilenin yaygınlaşması, elektronik sigaraların yaygınlaşması, ulaşımının kolaylaşması, erişilmesinin kolaylaşması daha doğrusu. Bunlar da tabii kalp ve damar hastalıkları için ciddi bir risk. Sadece kalp ve damar hastalıkları için değil, akciğer hastalıkları için de bir risk. Diyabet için de bir risk sigara, böbrek hastalıkları için de bir risk. Ve son zamanlarda hepimiz çevremizde görüyoruz. Yani elektronik sigaralar dışında bu buhar çıkaran, daha böyle renkli olan, tek kullanımlık sigaraları da görüyoruz aslında. Bunların içeriğinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani bir bitkisel gliserin olduğu söyleniyor. Ama ilave olarak bir kanserojen bir madde ya da kalp damarlarını etkileyen bir madde var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz. Yani bu sigaranın yaygınlaşması da belki genç yaşta ölümlerin bir sebebi olabilir. O yüzden aslında kardiyoloji, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti kılavuzlarında elektronik sigara kullanımının tütün ürünlerini bırakma döneminde yapılabileceğini söylüyor. Ama tabii ki bunu bir risk yoktur diye söylemiyor. Elektronik sigara da aynı şekilde kalp ve damar hastalıkları için bir risk faktörüdür ve sayısını, miktarını ve görülme yaşını mutlaka düşürecektir ve görme miktarını arttıracaktır. Peki bu durumda aileye düşen nedir sizce? Şimdi dediğiniz gibi sigara içme yaşı oldukça düştü. Bunun sebepleri nelerdir peki? Yani sigaranın özendirilmemesi lazım. Aslında şu anki günümüz şartlarında bunun için herkes elinden geleni yapıyor. Televizyonda sigara içilen sahnelerde bir blurlama mı deniyor ona? Blurlama, işte sigara ve tütün ürünlerinin fiyatlarının artışı ya da reklamlarının yasaklanması aslında hep bunlar için, çocukların ve gençlerin özenmemesi için. Aileler de bu konuda çocuklarına daha böyle yasakçı olmak dışında daha tavsiye üzerinden yaklaşabilirler. Çünkü sigara kullanımı özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda çok fazladır. Yani sigara kullanmak bir gelişmişlik göstergesi değildir. Aksine bir gelişmemişlik göstergesidir. O yüzden bir an önce sigara kullanımının özendirilmemesi ya da sigaranın bırakılmasının özendirilmesini ben diliyorum. Teşekkürler. Peki gelişen teknolojik ve tıp alanındaki ilerlemeler kalp sağlığına nasıl yenilikler getiriyor? Şimdi burada birkaç aslında yol var. Bir tanesi artık telemedicine denen bir yol var. Yani uzaktan aslında hastaların izlendiği bir yol var. Hasta evinde hekimiyle telefonla ya da görüntülü konuşabiliyor. Böyle bir sağlık hizmeti alabiliyor. Ya da hasta kan sonuçlarını, laboratuvar sonuçlarını hekimine gönderip, hekimiyle paylaşıp bunu değerlendirebiliyor. Yani evden aslında birazcık sağlık hizmeti vermek gibi. Yani online sağlık hizmeti gibi. Bu yaygınlaşmaya başladı. Bunun dışında bazı artık uygulamalar var, sağlık uygulamaları. Bunlar gelişim aşamasında ve yayınlanmış ya da ortaya çıkmış. Bunlar hastaların tansiyon takipleri, nabız takipleri, beslenme düzenlerinin takipleri, online psikolojik destekler gibi aslında hizmetler sunuyorlar ve bu daha da ilerleyen zamanlarda gelişecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında artık yapay zeka ile alakalı bir ilerleme var günümüzde. Yapay zeka ile beraber her alana girdiği gibi tıp alanında da yapay zeka girmeye başladı. Nedir? Bazı verilerin analizi daha kolaylaştı. Bazı verilerin değerlendirilip sonuç olarak ortaya konulması daha da kolaylaştı. Örnek verirsek, ben de kliniğimde yapay zeka ile bir kardiyoloji değerlendirmesi
kullanıyorum. Yani bir EKG yöntemiyle aslında hastalara çok kısa sürede uygulanan, 4-5 dakika içerisinde uygulanan ve sonuç alınan bir yöntemle hastaların kalp damar hastalıkları riskini, ritim bozukluğu riskini ve yapısal kalp hastalıkları riskini belirleyebildiğimiz bir tarama yöntemi kullanıyorum. Bu Almanya'da geliştirilen bir yöntem ama artık günümüzde de son bir senedir ülkemizde de kullanılan ve başarılı sonuçlar veren bir yöntem. Yapay zeka her geçen gün gelişen bir konu, daha da gelişecektir. Bu kullandığımız aslında aletler ya da araçlar da her geçen gün daha da gelişerek devam edecektir diye tahmin ediyorum. Şu an zaten ekranda da var. Şimdi az önce de bir hasta vardı sanırım. Yine onu ekrana getirebilirlerse. Bu şekilde sanırım değil mi evet, hocam? Evet, hasta böyle sedyeye uzanıyor. Normal EKG gibi bağlıyoruz hastaları. Hasta hareketsiz bir şekilde 4 dakika içinde 4 dakika uzanıyor. Aldığımız verileri hem veri tabanındaki hasta grubuyla karşılaştırıyoruz. Aslında bu vektör kardiyografi denilen bir yöntem. Yani bu yöntem eskiden beri var olan bir yöntem ama yapay zeka yardımıyla hesaplanabilen bir yöntem. Bu yöntem yardımıyla eskiden beri var olan çalışmalarda belirlenen kardiyolojik riskleri aslında cihaz yardımıyla belirleyebiliyoruz. Herhangi bir efora, radyasyona gerek olmayan bir yöntem, ilaç gerektirmeyen bir yöntem. Yani bunu 18 yaş üstündeki tüm herkese uyguluyoruz, sporculara uyguluyoruz. Yani ben spor yapmak istiyorum ama kalp sağlığım hakkında bir endişem var diyen kişilere uyguluyoruz. Sporcu sağlığı için de kullanılan bir yöntem. Yine aynı şekilde kalp damar hastalıkları için, risk değerlendirilmesi için de kullandığımız bir yöntem. Ve güzel sonuçlar da alıyoruz. Yani diğerinden daha hızlı bir sonuç mu alınıyor bundan? Tabii şimdi bu bir tarama yöntemi aslında. Bir tanı yöntemi değil. Yani bir anjiyografi tabii ki değil ama anjiyografide bir ilaç kullanımı, bir damar yaralanma riski tabii ki gerekli olan hastalarda uygulanması gerekir anjiyografi. Ama bir ilaç kullanım durumu, bir radyasyon durumu var. Bu test aslında bir tarama testi, bir efor testi gibi düşünebiliriz bunu. Ama bu testin çalışmalarda hastaları doğru, hasta olan kişileri doğru saptama gücü %90'a kadar var olduğu gösterilmiş. Efor testi için örnek veriyorum. Bu değer %60-70 arasında. O yüzden bunu aslında bir ön test olarak görmek lazım. Yani bu testi uyguladığımız hastalarda eğer bir risk varsa o zaman tanısal testlere yönlendiriyoruz hastaları. Böylelikle boş yere anjiyografi, işte sanal anjiyografi gibi ya da sintigrafi gibi testleri olmasını, orada radyasyon almasını ya da orada bir ilaç anafilaksisine, alerjisine maruz kalmasını engellemiş oluyoruz. Ayrıca efor yapamayan hastalarda da hareket gerektirmeyen bir test olduğu için kolay uygulanabilir bir test. Çok güzel. Yine bu konuya döneriz ama ben şöyle kalp krizine tekrar dönmek istiyorum. Şimdi kalp krizi belirtileri nedir hocam? Ya da kalp krizi nedir? Önce onunla bir başlayalım. Öyle başlayalım. Kalp krizi aslında kalp damarlarının daralması, tıkanması sonucu. O damarın beslediği alanın kanlanmasında bir problem olması, oranın beslenmesinin bozulması, oranın oksijenlenmesinin bozulması sonucu oradaki dokunun hasarıyla giden bir durumdur aslında. Ve oradaki hasar bir kalp yetersizliğine, bir ritim bozukluğuna ya da bir kalp yapısının hasarına neden olarak ani ölümle sonuçlanabildiği gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, yemeklerden sonra bir hazımsızlık ve göğüs ağrısı şikayeti, kola yansıyan bir göğüs ağrısı, ki kürek kemiğinin arkasında yansıyan bir göğüs ağrısı, bulantı, halsizlik, birçok aslında şikayete neden olabilecek bir durum. Ama bizim için önemli şikayetler, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, soğuk havalarda özellikle göğüs ağrısı. Eskiden bir kat merdiven çıkıyordum, ya da iki kat merdiven çıkıyordum, artık bir kat merdiven çıkıyorum, dinlenme ihtiyacı duyuyorum. Bu kişiler kalp ve damar hastası olabilirler. Bunlar kalp ve damar hastalarının belirtileridir. Şimdi ciddi bir göğüs ağrısı, yani baskı tarzında göğsün ön kısmında bir göğüs ağrısı ya da sırta vuran bir göğüs ağrısı. Yani bunu hastalar daha çok bir rahatsızlık hissi gibi tarif ederler. Yani böyle batar tarzda bir göğüs ağrısı değil.
ya da işte hareket ederken bir göğüs ağrısı değil ama rahatsızlık hissi veren, baskı tarzında bir göğüs ağrısı aslında. Hastaların işaret edebildiği bir noktada değil ama genel yayılan bir göğüs ağrısı. Devamında kola yayılabilir, çeneye yayılabilir, boyuna yayılabilir, sırta yine aynı şekilde yansıyabilir. Bir göğüs ağrısı, beraberinde bazı hastalarda aşırı terleme, bazı hastalarda beraberinde bulantı ama temel durum göğüs ağrısıdır, kalp krizleri için. Bazı hastalarda ani bir bilinç kaybı, yani ritim bozukluğuna bağlı ani bir bilinç kaybı, bunlar da kalp krizinin belirtisi olabilirler. Peki şimdi hem sigara kullanmıyor, alkol kullanmıyor ama kalp ve damar hastası. Yani bunun sebebi sadece sigara ve alkol müdür yoksa yine tabii genetikten de mi kaynaklanabilir bu hastalık? Yani tabii ki sigara ve alkol birer risk faktörüdür. Evet. Özellikle sigara. Ama onun dışında başka risk faktörleri de var. Yani yaş, erkeklerde 40 yaşından sonra, kadınlarda 50 yaşından sonra kalp damar hastalıkları riski artar. Kadınlarda yine menopozdan sonra kalp damar hastalıkları riski artar. Kolesterol yüksekliği ve kronik hastalıklar, bunlar da kalp damar hastalıklarının riskini artırabilir. Şimdi kalp damar hastalıkları sadece kalp damarının daralmasıyla oluşmaz. Orada bir plak yapısı oluşur. Buna ateroskleroz diyoruz. Plak yapısı oluşur ve plak yapısının yırtılması, içindeki materyalin dışarı çıkması sonrası bir pıhtıyla da oluşabilir. Burada da bazı genetik faktörler ortaya çıkıyor. Yani hastaların aslında damar yapısını, damar plaklanma durumunu da birazcık düzeltmeleri lazım. Aterosiklerozu engellemek lazım. Damar plaklanmasını engellemek lazım. Tabii şunu diyor asla. Benim ailemde herhangi bir kişide kalp damar hastalığı yok. Benim de bir risk faktörüm yok. Ben neden kalp krizi geçirdim? Tabii ki bunun da bilinen risk faktörleri dışında genetik risk faktörleri de var. Yani bu hastaların bilmediği genetik yatkınlık sağlayan durumlar da olabilir. Ayrıca stres gibi durumlar kalp damarlarının ya da tansiyon yüksekliği gibi durumlar kalp damarlarının içerisindeki plak yapısına zarar vererek yine kalp krizine sebep olabilirler. O yüzden sadece benim risk faktörlerim yok ve ben kalp damar hastası olmam değil, olma ihtimalleri tabii ki düşer ama herkes kalp damar hastası olabilir. Peki bir de hocam şey var. Mesela doğumda çocuğun kalbinin delik olduğu öğreniliyor. Ne bileyim işte başka bir hastalıklar çıkıyor. Bunlar neden oluyor peki? Yani şöyle, tabii doğumsal kalp hastalıkları genelde genetik bir duruma eşlik eden durumlardır. Günümüzde gördüğümüz atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent foramen ovale, işte patent ductus arteriosus gibi doğumsal kalp hastalıklarının birçoğunda genetik faktörler eşlik ederler. Eşlik etmeyen durumlarda tabii ki doğuşta yapısal embriyo döneminde, histolojik dönemde bazı farklılıklar, bazı yanlışlıklar bu durumlara sebep olabilirler. Ama artık bunların tanısı çok kolaylaştı. Günümüzde tanısı ve tedavisi çok kolaylaştı. O yüzden doğumsal kalp hastalıkları hakkında çocuk kardiyologları da çok bilinçli. O yüzden bunlar artık bizim için daha kolay problemler haline geldi. Hocam var mı kalp sağlığımızla ilgili takviyeler önerdiğiniz, şunlar olabilir, bunlar olabilir dediniz? Tabii ki. Şöyle, aslında herkesin kullanması gereken bazı takviyeler var. Örnek veriyorum, omega 3 bunların başında geliyor. Omega 3 kalp ve damar sağlığı için, beyin sağlığı için çok önemli bir takviye. Besinlerden, hem bitkisel besinlerden hem de hayvansal besinlerden aslında omega 3'ü alabiliyoruz. Tabii ki bitkisel besinlerden aldığımız miktar çok az. Hayvansal besinlerle aslında omega 3'ü yerine koymamız gerekiyor. Ama tabii ki hem beslenmenin kalitesinin yetersiz olması, hem soğuk omega 3'ten zengin balıklara erişimin, çünkü büyük bir kaynağı balıklardır, yani yüzey balıklarıdır, soğuk su yüzey balıklarıdır. Onlara erişim zor olduğu için biz kişilere omega 3'ü tavsiye ediyoruz. Çünkü omega 3 ve omega 6 dengesinin omega 3 yönünde değişmesi lazım. Omega 6'yı ayçiçek yağından gün içerisinde yediğimiz fast foodlardan yememiz lazım. Ama yediğimiz fast foodlardan ya da bilmediğimiz yağ kullanan bir yemeği yediğimiz zaman omega 6'ları alıyoruz. Yani omega 3 dengesini de, bu dengeyi omega 3 yönüne değiştirmek için omega 3 takviyesi almayı ben hastalara tavsiye ediyorum. Burada önemli olan nokta, kalp sağlığı açısından
EPA içeriği yüksek omega 3 kullanmak lazım. Yani günde 1000 mg EPA içeriği yüksek omega 3, trigliserit formundaki omega 3'leri ben hastalara her gün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu zaten bir takviyedir. Bir sağlık problemini düzeltmez ama bir sağlık probleminin düzeltilmesine yardımcı olur ya da gecikmesine yardımcı olur. O yüzden omega 3 takviyesini mutlaka öneriyorum. Ayrıca hastalarıma magnezyum takviyesi öneriyorum. Yani magnezyumda vücudumuzda birçok enzimatik reaksiyonda, özellikle enerjiyle alakalı reaksiyonlarda çok fazla kullanılan bir element. O yüzden her ne kadar benim magnezyum değerlerim normal hocam, ben bunu kullanmama gerek var mı diye soran hastalara da şöyle söylüyorum. Yani magnezyumun kandaki değerinden ziyade hücre içindeki değeri daha önemlidir. Birçok magnezyum çeşidi var. Magnezyum sitrat, magnezyum malat, magnezyum bigliserinat. Bunu hastaya uygun olan, hastanın şikayetlerine uygun olan formda vermeye çalışıyoruz. Ayrıca magnezyum tansiyon regülasyonunda, tansiyon kontrolüne de yardımcı bir elementtir. Onu da tavsiye ediyorum. Coenzim Q, belli bir yaştan sonra Coenzim Q takviyesi de hastalara tavsiye ediyoruz. D vitamini, yani D vitamini olarak toplumda gerçekten D vitamini düzeyi düşük bir toplumuz. Çünkü D vitamininden yararlanacağımız saatlerde genelde çalışıyoruz. Yani öğlen saat 12 ile 2 arasında genelde güneş ışığına maruz kalmıyoruz. Bu saatlerdeki güneş ışınları aslında bizim D vitamini sentezimizi en fazla uyaran ışınlar. O yüzden toplumda ciddi bir D vitamini eksikliği var ve D vitamini kalp sağlığı açısından da önemli bir vitamindir. O yüzden D vitamininin düzeyinin normal sınırlar içerisinde olmasını hastalara tavsiye ediyorum. Onun dışında gene aynı şekilde demir değerlerine düşük olan hastaların demir takviyesi kullanması, B12 ya da B vitaminleri düşük olan kişilerin B vitamini kullanması da gerekmekte. Bunları da hastalara eğer ki ihtiyaçları ya da eksiklikleri varsa tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir de bir izleyicimiz demiş ki bir ailesinde kalp ritim bozukluğu varmış. Şimdi bu ritim bozukluğu nedir diyor, tedavisi nedir diyor. Bunu da bir şöyle yapsak. Aslında bunu daha geniş bir açıdan bakalım buna. Yani nedir o açı? Çarpıntı. Kişiler genelde bu ritim bozukluğuyla alakalı şikayetleri çarpıntı olarak dile getiriyorlar. Yani kalbimin hızlı attığını hissediyorum. İşte kalbim ağzımda gibi atıyor, kalbim boğazımda gibi atıyor, boğazımda kalp atışımı hissediyorum ya da içimde kelebekler uçuşuyor gibi. Evet, yani çok örnek verici O yüzden bu şikayet olan kişilerde aslında bir ritim bozukluğu mu var yoksa normal ritmin hızlanması mı var? Yani kalp hızı, taşikardi mi var? Bunu ayırt etmek lazım. Tabii genç yaşlarda demir eksiklikleri, kansızlıklar, tiroid bozuklukları bunların hepsi çarpıntıya sebep olabilecek durumlar. Aslında her yaşta ama genç yaşlarda da sık görülen durumlar. O yüzden çarpıntısı olan kişilerde ben genelde demir durumlarına, kan durumlarına, kansızlık durumlarına ya da tiroid durumlarına baktırmalarını söylüyorum. Ayrıca çarpıntının bir nedeni strestir. Stres faktörünün fazla olması, uykusuzluk çarpıntıya bir sebeptir. Uyku düzenlerinin iyi olması lazım kişilerin. Ayrıca yine aynı şekilde kahve ve çay tüketiminin çok fazla olması çarpıntıyı arttırabilir. Ama tabii her çarpıntı masum değildir. Bazı çarpıntılarda ciddiye alınması gereken çarpıntılardır. Özellikle bu çarpıntılar yaşlar ilerledikçe ciddiye alınması gereken çarpıntılar ortaya çıkmaya başlar. O yüzden kişilerin eğer ki nabızlarında bir ritim bozukluğu olduğunu düşünmeleri durumunda bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerekir ki altta yatan durumun bir ritim bozukluğu mu yoksa bir kalp ritminin hızlanması mı olduğu, bir taşikardi, masum bir taşikardi mi olduğunun anlaşılması açısından başvurmaları gerekir. Her ritim bozukluğu genetik değildir. Yani benim annemde, babamda ritim bozukluğu var, bende de olabilir mi? Olabilir. Bazıları genetik aktarılır ama çoğunluğunda genetik bir aktarım söz konusu değildir. Eğer ki çarpıntı sıklığı çoklaşırsa ve kişilerde işte bayılma, fenalaşma, oturma isteği gibi ya da halsizlik gibi durumlara sık neden oluyorsa bunlar ciddiye alınmalıdır ve mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır. Onun dışında arkadaşınızın annesine de geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler.
Şimdi hocam Ramazan ayındayız bildiğiniz üzere. Evet. Kalp hastaları Ramazan ayında nasıl beslenmeliler? Evet. Oruç tutabilirler mi? Buna bir engel var mı? Şöyle tabii ki günümüzde artık bugünlerde sık sorulan bir soru. Yani ben oruç tutabilir miyim? Kalp rahatsızlığım var, oruç tutabilir miyim sorusu sık soruluyor bugünlerde. Tabii ki her kalp hastasının hastalığı, her kalp hastasının kullandığı ilaçlar, sağlık durumu birbirinden farklı. O yüzden kalp hastaları oruç tutabilir ya da tutamaz diye bir genelleme yapmak çok doğru olmayacaktır. O yüzden kişilerin önce hekimlerine başvurması, yani benim kalp rahatsızlığım var, benim oruç tutmamda engel bir durum var mı, tutabilir miyim, ilaçlarım bunun için uygun mu diye sorması lazım. Yani oruç tutmasını önermediğimiz bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda, yani son 6 ay içerisinde bir kalp krizi geçirmiş olmak, stent takılmış olması ya da bypass ameliyatı olan kişilerde ya da balon işlemi yapılan kişilerde oruç tutmalarını sağlık açısından tavsiye etmiyoruz. Aynı şekilde ileri derecede kalp yetersizliği olan kişilerde, ciddi ritim bozukluğuna sahip ve bunun için tedavi alan kişilerde, stres, susuzluk gibi durumların bunları tetiklemesi nedeniyle oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Gene aynı şekilde dirençli hipertansiyon dediğimiz çok sayıda ilaçla kontrol altına alınamayan ya da çok sayıda ilaçla çok zor kontrol altına alınmış hastalarda ilaç saatlerinin değişmesi ya da susuzluk, açlık gibi durumlar tansiyonu tetikleyebileceği için bu kişilerde de oruç tutmayı aslında sağlık açısından tavsiye etmiyoruz. Bir diğer soru da işte ben kan sulandırıcı kullanıyorum Ramazan'da, nasıl kullanmalıyım? Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki ritim bozukluğuna bağlı sabah akşam kan sulandırıcı kullanan bir hastaysanız, eğer ki bu hastalar çok fazla günümüzde, ritim bozukluğuna bağlı kan sulandırıcı kullananlar, bu hastaların ilaçlarını mutlaka kullanması gerekir. Çünkü ilaç dozu atlaması durumunda bir pıhtı ihtimali ortaya çıkar. Bu da çok ciddi sonuçlara sebep olur. Şu an günümüzde oruç süresi 12 saatin üzerinde olduğu için bu ilaçların etkisi 12 saatte biter. O yüzden ilaçları sahur ve iftarda alamayız. Çünkü aradaki mesafe fazla, saat farkı. Ya da atlayamayız. Bunların hepsi riski artırır. O yüzden bu hekim, bu hastanın hekimlere başvurması ve ilaçları günde tek doz olarak kullanacak şekilde düzenlenmelerini, başka bir ilaca geçilmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca günde bir kez tansiyon ilacı kullanan hastalarda ilaçları sabah ya da akşam olarak ayarlanabilir. Ama bu hastaların da yine Ramazan ayı boyunca mutlaka tansiyon takiplerini yaptırmaları gerekir ya da yapmaları gerekir. Nasıl beslenmeliyiz? Beslenme konusunda şöyle, mutlaka suyu bol içmeliyiz yani. Çünkü gün içerisinde susuz geçilen bir dönem var ve iftar ve sahur arasında en az 2-2,5 saat, 2-2,5 litre hastaların su içmesi gerekir. Kişilerin daha doğrusu, tüm herkesin su içmesi gerekir. Onun dışında özellikle iftarda uzun süren açlık periyodu sonrası böyle aşırı yemek, aşırı yağlı yemek, tıka basa yemek gerçekten ciddi kalp krizlerine varacak kadar problemler yaratabileceğinden bunu da tavsiye etmiyoruz. Yani bunu iftarda hafif bir yemek ve sonrasında bir ara öğün, sonrasında sahur olarak ayarlayabileceklerini tavsiye ediyoruz hastalara. Ayrıca sahurda gün içerisinde tok tutacak lifli besinler, protein ağırlıklı besinler, işte yumurta, süt ürünleri, peynir, süt, yoğurt, yine lifli bazı sebzeler ve meyveler, bunları tavsiye ediyoruz. Ya da bol tahıllı karbonhidratlar, ama çok miktarı fazla olmayacak şekilde. Aksine nişasta içeren ya da işte beyaz un içeren börek, çörek, pasta, tatlı, patates gibi yiyeceklerden, ayrıca meşrubatlardan, işte asit içeceklerden uzak durmalarını, gün içerisinde çabuk acıkmaya sebep olmaması nedeniyle tavsiye etmiyoruz. Var mı başka, yoksa ben başka bir soruya geçeceğim. Başka bir soruya geçebilirsiniz. Bir de hocam kalp yetmezliği. Nedir bu kalp yetmezliği? Kalp yetmezliği kalbin aslında kasılma ve kalpten diğer organlara gönderdiği kan miktarının yetersiz olması durumudur. Yani kalbimiz kasılma ve gevşeme dönemleriyle beraber akciğerden gelen temiz kanı vücuttaki organlara, beynimize, kollarımıza, bacaklarımıza, böbreklerimize, bağırsaklarımıza
tüm organlara aort vasıtasıyla gönderir. Kalp yetersizliği bu aslında gücün yetersiz olması, yani yeteri kadar kan gönderememesidir organlara. Organların beslenmesi kalp yetersizliği nedeniyle bozulur. Nefes darlığı kalp yetersizliğinin en sık belirtisidir. Nedeni akciğerlere giden kanın artık yetersiz olmasıdır. Akciğerlerdeki basıncın artmış olmasıdır. Böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Çabuk yorulmaya sebep olabilir. Ödem yapabilir. Bunların hepsi aslında kalbin pompalama, kan pompalama gücünün azalmasıyla alakalı semptomlardır. Peki kimler risk altındadır kalp yetmezliğinin? Kalp yetmezliğinin en sık nedeni koroner arter hastalığıdır. Yani kalp yetmezliğinin en sık nedeni kalp krizleridir, kalp damar hastalıklarıdır. Onun dışında ailesinde kalp yetersizliği öyküsü olan kişilerde genetik olan bazı kalp yetersizliği durumları vardır. O kişilerde risk altındadır. Ayrıca aşırı alkol kullanımı kalp yetersizliği için bir risk faktörüdür. Günümüzde çok popüler olan vücut geliştirme konusunda kullanılan steroidler kalp yetersizliği için bir risk faktörüdür. Geçirilen viral enfeksiyonlar kalp yetersizliği için risk faktörüdür. Bu kişiler kalp yetersizliği açısından risk altındadırlar. Peki şimdi oruç tutmanın aslında yine Ramazan'a geldim ama konudan konuya atlıyorum, kusura bakmayın, aklıma geldi. Ramazan ayında ya sağlıklı bireylerde oruç nasıl faydalı oluyor bireyde? Yani şimdi bunun açısı, bu açıdan çok fazla elimizde çalışma yok ama yapılan bazı çalışmalarda sağlıklı bireylerde oruç tutmanın kötü kolesterol düzeylerini azalttığı, iyi kolesterol düzeylerini arttırdığı, tansiyon düzenlenmesinde faydalı olduğu, ayrıca insülin direncini azalttığı ve yapılan ibadetin vermiş olduğu ruhani bir rahatlama, tatminle beraber aslında depresyon, anksiyete gibi durumları da bir miktar azalttığı gösterilmiş. Yani sağlık kişilerde böyle. Kalp hastalarında da aslında yapılan çalışmalar var. Yine hem ülkemizde hem yurt dışında, Kuveyt gibi ülkelerde yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda da kalp hastalarında da aslında Ramazan süresince önerilere uygun tutulan oruçluları tutan kişilerin hastane başvurularında bir artış olmadığı gösterilmiş. O yüzden çok aslında oruç tutmak kalp sağlığı için zararlıdır diyemiyoruz. Ama tabii ki önerilere ve sağlık açısından tavsiyelere uygun tutulan oruçlardan bahsediyorum aslında bu açıdan. Teşekkür ederim. Böyle süremizin de sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize önerilerini, söylemek istedikleriniz var mı? Evet. Yani kalp sağlığı ile alakalı bir şeyler söyleyebilirim. Yani kalp sağlığı ihmal edilmemesi gereken bir sağlık. Artık Covid'den sonra özellikle yurt dışında yapılan çalışmalarda kalp krizlerinin başlama yaşının geriye düştüğü, artık yani hastaların 30'lu yaşlara kadar kalp krizleriyle karşılaşılabildiği, bu yaş gruplarında kalp krizi ihtimallerinin, kalp damar hastalıkları ihtimallerinin artmış olduğu gösterildi. O yüzden biz de kalp sağlığını önemsemeliyiz. Kalp sağlığına zararlı olan şeylerden uzak durmalıyız. Bir an önce yaşam tarzımızı, hayat tarzımızı değiştirmeliyiz. Egzersiz yapmalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Bunun için uğraşmalıyız aslında günümüzde. Çünkü sağlıklı beslenmek de, egzersiz yapmak da bir zahmetli bir durum. O yüzden bunlar için zaman harcamalıyız. Onun dışında herhangi bir şikayeti, problemi varsa ertelemeden mutlaka bir doktora başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kalp ihmale gelen bir konu değil. Günümüzde ve dünyada da ölümlerin en sık nedenidir. Bunu da mutlaka hatırlamalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum ben değerli bilgileriniz için. Evet değerli izleyenler, Uzmanına Sor programının sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Ali Manav bizlerle birlikteydi. Kalp sağlığını konuştuk. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.